hanımefendi seninle görüşmek istiyormuş. Benimle mi? Evet, kendisi avukatmış. Artık ne yaptıysan. Selinay Karşısı mısınız? Affedersiniz avukat bey, bir sorun mu var? Siz? Adım Ekrem Aykar. Selin'in hem kanuni velisi hem de amcasıyım. Ay yeğenim yeğenim dedin. Tepene çıkarttın. Al işte. Ne dümenler çevirdi kim bilir. Şimdi uğraş dur mahkemelerle, avukatlarla filan. Bir dakika Aslı'cığım. Sorun nedir avukat bey? Efendim ben Sermet Gündüz'ün avukatıyım. Yani avukatıydım. Sermet dedenin mi? Evet. Peki bunun Selin'le ne ilgisi var? Evet, ben de anlamadım. Efendim Sermet Gündüz ölmeden birkaç gün önce vasiyetini değiştirdi. Yeni vasiyete göre Sermet Bey nakit ve gayrimenkullerden kalan bütün mirasını size bıraktı. Ben de onun için geldim. Ne? Ne? Miras mı? Nasıl yani? Sermet dede mirasını Selin'e mi bırakmış? Evet. Duydun mu Selin? Zengin oldu. Abi miras ne demek? Yani seninle bir yerden para kalmış. Tebrik ederim Selin'cim. Demek ki Sermet deden seni çok seviyormuş. Sen de mutlu musun? Mutluyum, mutluyum da yine de Sermet dedenin yaşamasını bu mirasa tercih ederdim. Evet, ama bu konuda artık yapabileceğim bir şey yok biliyorsun. Biliyorum, biliyorum ama... Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Ben yıllardır Sermet Bey'in avukatlığını yapıyorum. Ve çok uzun zamandır inanın ki Sermet Bey'i bu kadar mutlu görmemiştim. Gerçekten mi? Kesinlikle. Bu mirası Sermet dedenin bir teşekkürü olarak düşün. Ay aman canım, amma büyüttünüz yani. Huzur evinde kalan bir adam ne gibi bir miras bırakabilir ki, değil mi? Yani olsa olsa 2-3 pantolon, gömlek, belki bir palto. Yani duyan da Sabancı mirasını bu sümüklüye bıraktı zannedecek. Şu havalara bak ya. Hiç görmemiş mirası olmuş. Bunlar da leş gargaları gibi başına üşüşmüşler. Yanılıyorsunuz. Sermet Bey fakir veya yardıma muhtaç olduğu için değil. Bazı sebeplerden dolayı dünyaya küstüğü için huzur evinde kalmayı tercih etmişti. Aa, ne gibi yani, nasıl? Zengin miydi? Oldukça. Oldukça derken tam olarak ne kadar oldukça açıklar mısınız? Evet, bize yaklaşık olarak rakam olarak bir meblağ belirtebilir misiniz? Zarf açılmadan bir şey söylemem doğru olmaz. Öyle mi? O zaman zarfı açalım. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Aslıcığım lütfen buyurun. Hayatım ben Selin'cim merak etmiştir diye. Yoksa başka ne maksadım olabilir ki aşk olsun? Dediğim gibi zarfı açınca göreceğiz. Ama bir fikir vermemi isterseniz Sermet Bey kimliğinin gizli tutulması şartıyla yılda huzur evine 50 milyar bağış yapıyordu. Ne? 50 milyar mı? Ah Fitnatçım düşünsene. Huzur evine yılda 50 milyar bağış yapan adamın ne gibi bir mirası vardır? Selin'cim, bir tanecim. Tebrik ederim yengesinin canı, canı. Ay evet Selin'cim, gel ben de tebrik edeceğim canım. Kızım benim, toplumun en akıllı öğrencisi yerim. Ay canım benim, canım. Bu arada başın sağ olsun. Aa, kim öldü? Ne bileyim, mirası bırakan adam belli ki ölmüş işte. Ay o kadar üzüldüm ki. Ya. Yani kimin öldüğünü unuttum. Ya Selin'cim, gerçekten bu Servet deden için o kadar üzüldüm ki anlatamam. Servet değil, Sermet. Sermet. Ay ne fark eder canım. Bundan sonra bir nevi Servet dede sayılır. Komiyim. Yani gerçekten ben de çok severdim Sermet dedeni. Çok mu severdiniz? Bir de siz onu nereden tanıyorsunuz ki? Doğru ben tanımıyorum. Ama tanısaydım severdim manasında söyledim çocuklar. Selin'cim sevdiğine göre mutlaka çok mübarek bir insandı. Gani gani rahmet edin. Ya ya. Artık açsak diyorum zarfı. Ekrem Bey, Selin'in vasisi benim demiştiniz. Evet. Vasisi evet, ben de yengesiyim. Öz yengesi. Yani hissen öyle, kalben öyle. Zaman zaman şaşırıp bana anne dediği oluyor. İnanır mısınız? Yok, o sizi görünce korkudan anne diyordu. Yanlış anlamışsınız. Ay bunlar üç kardeş böyle çok komiklerdi. Esprili çocuklar, çok sempatikler bildiğiniz gibi değil. Vasisiz olduğunuz için zarfı size vermem gerekiyor. Benim daha iyi bir teklifim var avukat bey. Hep beraber bizim eve gidelim. Bu önemli konuyu orada konuşalım. Hadi Selena Hanım siz de bizimle gelin mutlaka. Çocukların en yakınısınız. Böyle önemli bir günde yanlarında bulunmak en doğal hakkınız. Ay Ekrem'cim ne gerek var? Biz aramızda hallederiz aile cenek. Ben mi? Bilmem ki. Evet Selena hadi. Doğru haklısınız. O zaman siz yürüyün ben de geliyorum. Hadi çocuklar.
Burak'cığım, sinema programında bir iki saat ertelesek olur mu? Galiba kızların yanında olmam en doğrusu olacak. Tabii, hiç sorun değil. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Ay ay ay. Ay yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi yapıyoruz eve gitmekle. Canım zaten öyle ayaküstü para işleri konuşulmaz ki değil mi? Ay yengesinin kuzusu canı canı. Şunun güzelliğine bak Ekrem. Aslıcığım sen niye mi geliyorsun eve? Aşk olsun yani. Tabii ki ben de geliyorum. Orası benim evim değil mi Ekrem? Demin o kadar yalvardım dönmem dedin. Hayatım ben dönmem derken Fitnaz'ın evini kastettim. Oraya dönmem dedim yani. Yoksa burada kızlarım dururken ben başka evde ne yapacağım? Ne işim var yani? Selin'cim yarın okula uykunu al öyle gel tamam mı? Sakın geç kalırım falan diye endişelenme. Aslı nereye? Ay nereye diye soruyor. Tabii ki evimize, yuvamıza, kardeşlerinin yanına. O böcekler benim kardeşim değil bir kere. Sus bakayım. Biber süreceğim diline ha. Ya bana ne beni ova gitmem? Aa, sen bilirsin. İstersen Fitnat'ın evine git. Ha? Ay canım. Yani bu kız da bir huysuz bir huysuz. Yani keşke birazcık senin kardeşlerine benzeseydi değil mi? Aklı başında şöyle. Ay neyse. Ay bir tanecim o kadar şahane oynadın ki Juliet'i. Yani aramızda kalsın iyi ki sen oynadın ha. Kıvılcım oynasaydı ödül falan alamazdınız. Ben buradayım aslında duyuyorum seni. Ay iyi canım ne yapayım? Aa biz susmadık Kıvılcım iki dakika sohbet edeceğiz kardeşinle. Canım benim. Hadi dikilmeyelim böyle ayaktan. Hadi güle güle. Görüşürüz. Bilal'le konuşuruz o konuyu tamam. Unutmadınız tamam. Değil mi? Hadi tamam. Görüşürüz hadi güle canım. Güle canım. Yürü Juliet gelin gülü. Ah ne severim. Şurayı da imzalarsanız teslimat prosedürü tamamlanacak. Tamam. Şurayı mı? Ay işte orayı diyor Ekrem'cim imzala. Oh. İşte. Teşekkür ederim. Rica ederim. Artık zarfı açabiliriz. Ay evet hadi hemen açalım. Buyurun avukat bey kahvenizi için. Aa müstesna kahvenin sırası mı şimdi canım? Avukat bey meşgul görmüyor musun? Bir sürü işi gücü var Allah Allah. Türk kahvesini ayırdı hemen. Tabii sizin için 5 dakika beklemek sorun olmayacaksa. Yok canım. İçelim bari. Benim için ne sakıncası olacak değil mi? Ben Selin'cim merak eder diye şey etmiştim. Benim için önemi yok Aslı yenge. Bu zamana kadar fakirdik. Bir 10 dakika daha fakir kalsak bir şey olmaz. Ay, ay canım benim canım canım. Görüyorsunuz değil mi? Paraya pula asla ehemmiyet vermiyorlar. Yani aramızda kan bağı yok ama. Aynı bana çekmişler. Ya. Neyse canım lafı uzatmayalım da hadi bir an önce kahvelerimizi içip zarfımızı açalım değil mi? Afiyet olsun. kahvelerimizi içtiğimize göre zarfı açabiliriz. Önemli değil Aslı yenge. Avukat bey kahvesini içsin öyle açalım zarfları. Tabii canım tabii de avukat bey kahvesini bitirdi canım bak. Aa ama demin bitirmiştiniz siz. Aa bitirdim zannediyordum. Meğersem köpüğünü içmişim. Maşallah yani avukat bey. Kahveyi gıdım 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 bitiremediniz. Yok efendim. İçiyorum içiyorum. Bir bakmışım sadece bir yudum almışım. Meğerse ağzım kurumuş benim. Selena yeter artık. Tamam ben de zaten sinemaya yetişeceğim. Evet artık vasiyeti okuma zamanı geldi. Ay ya çok heyecanlıyım. Aslıcığım sakin ol. Gören de miras sana kaldı zannedecek. Ay aşk olsun Ekrem'cim yani. Selin'cimle benim aramda senin paran benim paran meselesi yok ki. Yenge yani ne zamandır yuvarlanıp gitmiyor muyuz canım? Aman ah mı uzattım lafı. Zarfa geçelim.
Bir saniye. Selin'cim, bunun içinde para falan yok. Bak, merak edersin diye. Devam edelim. Okuyorum. Ben Sermet Gündüz. Aşağıda listesi bulunan tüm varlıklarımı ömrümün sonbaharında bana dünyada iyi insanların da olduğunu hatırlatan Selin Aykar'a bırakıyorum. Ne bırakmış? Selin'cim, bir de sana burada not var. Aman notu filan boş ver, geç canım. Yani Selin'cim belki sonra tek başına okumak ister diye şey ettim ben. Neyse, siz okuyun isterseniz. Selin'cim. Sen de dediğin gibi iyiler hep kazanır. Umarım bu kazandıkların sana ve kardeşlerine mutluluk getirir. Sermet deden. Ay, ne kadar duygusal yazmış Sermet'le. Listeye geçsek. Üç kalemden oluşuyor Sermet dedenin mal varlığı. Üç kalem mi? Aa, o kadarcık mı? Evet. Gerçi burada detaylı olarak da yazıyor. Ama size bir fikir vermemi isterseniz... Biri Beykoz'da, biri de Kemerburgaz'da olmak üzere iki tane villa. Villa mı? Abi bildiğimiz villa, havuzlu filan. Ve bir bankada bulunan yaklaşık 600 bin yeterlilik vadeli mevduat hesabı. Aa, 600 bin yeterli mi duydun mu Selin'ciğim? Selin, duydun mu kaç para kalmış? Duydum. Zengin olduk. Ay, yaşasın, çocuklar zengin olduk. Çok mutlu olacağız. Avukat bey, bütün bu gayrimenkuller ve paralar hepsi Selin'in mi, yoksa başka kanuni mirasçı var mı? Bildiğimiz kadarıyla yok. Sermet dedenin bir çocuğu vardı, Tarık adında. O da çok uzun yıllar önce yurt dışına çıkmış. Ya. Evet, aile içi bir meseleden dolayı babasına küsüp gitmiş. Bir süre sonra da öldüğüne dahi haber gelmiş. Karısı da zaten daha önceden vefat etmiş. Başka da mirasçısı yok. Ve tüm bu saydıklarım hepsi de tabii ki Selin Hanım'ın. Tabii sizin kontrolünüzde. Siz hiç merak etmeyin avukat bey. Biz Selin'cimizin parasına gözümüz gibi bakarız Ekrem'cimle. Aklınıza takılan bir şey olursa bana danışabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca Selena Hanım da avukat. O da bize yardımcı olur. Değil mi Selena Hanım? Ya evet, tabii ki. Tabii olur canım. Çocuklar yabancı mı? Hem para da almaz. Demek avukatsınız. Hangi üniversiteden? Aa, yine başladık ya. Ne kadar yanlış bir meslek uydurmuşum ben. Efendim? Ben İstanbul Üniversitesi. Yalnız gerçekten müsaadenizle izin isteyeceğim. Benim çok acelem var. Bir yere yetişmem gerekiyor. İyi günler Aslı Hanım. Güle güle. Ekrem Bey. Güle güle. Çocuklar size emanet artık. Aa, aşk olsun. Tabii ki bize emanet. Hiç merak etmeyin siz. Gözünüz arkada kalmasın. Güle güle. Kızlar, gidiyorum ben. Hadi canım. Bir an önce gelin. Kızlar size emanetmiş. Aklı sıra kızlara sahip çıkıp mirasın üstüne konacak. Ay, biz de yedik. Nasıl yani? Bu bücüllere miras mı kaldı? Lanet olsun. Bu iyilik meraklısı melekler o parayı kesinlikle alamamalı. Ama nasıl? Söyle Selin'e, mirası kabul etmediğini söylesin. Ay, manyak mısın Ekrem'cim? Niye reddetsin canım durduk yere mirası şimdi? Ne reddetmesi Aslı'cım, ben öyle bir şey demedim ki. Gayipten sesler duyuyorum. Tabii kadın aldı paranın kokusunu, şimdi de dediğimi yapmıyor. Tamam, para gözlük de en sevdiğim kötü huylardan bir tanesidir ama şimdi durum kritik. Bu iyilik meraklıları bir sürü iyilik yapıp bütün dengeleri alt üst edecekler. Bir şeyler yapmam lazım. Bir şey... Biraz önce oğlunun yurt dışında öldüğüne dair bir haber aldığını söyledi. Demek ki kesinlikle emin değil öldüğünden. Peki ya ölmediyse? Ya yaşıyorsa? Mirasın bütün sahibi odur. Güzel. Araştırmaya değer bir konu. Peki, neydi bu Sermet dedenin oğlunun adı? Tarık Gündüz. Efendim? Bilmem, bir anda ağzımdan çıktı.
Bana söyledi, bana. Başka sorum yok avukat bey. Teşekkürler. Şişamdan yuvarlanı verdi damdan, anası fasulye ayıklar, oğlu durmaz aşırır. Oğlum, bitirdin fasulyenin yarısını çiğ çiğ. Bir şey değil, karnın ağrıyacak. Ha, dalmışım anne ya, ne yapayım? He, daldın vallahi fasulyeye. Ne o, yine mi o kız? Yok ya, bizim kızları düşünüyorum anne bu sefer. Ne güzel, ne şansları ya, piyango vurdu. Aman aman, maşallah de nazar değmesin. Ya tamam anne, maşallah bir şey demiyorum da. Yani aynı piyangodan bana da vursaydı hani hemen Seval'le evlenirdim. Hani beni zengin biliyor ya, yalan söylememe de gerek kalmazdı. Ah, sen yalanları uydur uydur, sonra da bir zengin olsan piyango vursa diye hayaller kur. Sen böyle yalan da söylemezdin be Zülfikar'ım. Ya ne yapayım anne, baştan bir söyledik kaldı öyle. Ondan sonra da toparlayamadım, ne bileyim ya. Müstesna, ne yemek yapıyorsun diye soracaktım ama fasulye yapıyorsun herhalde. Etlisinden yapıyorum, yanına pilav, üstüne de salata. Merak etmeyin Aslı Hanım, Kıvılcım Hanım fasulyeyi seviyor. Aman bırak şimdi Kıvılcım'ı sen. Asıl o üç küçük yavrucağın sevdiği yemekleri yapmanı istiyorum. Hangi üç küçük yavrucak? Ay sen de bir alemsin. Sanki evde üçer üçer yavrucaklar besliyoruz. Kim olacak canım? Senin, Leyla, bir de o en küçük bücürün adı neydi? Nazlı. Nazlı. İşte onlar için en sevdiği yemekleri hazırla, tamam mı? Unutma. Tamam. Aferin, aferin. Hadi kolay gelsin. Anne, bak ben bilim adamı falan değilim ama galiba bu para insanın karakteri üzerinde bazı etkiler yapıyor. Ay oğlum! Ne yapıyorsun? Hangi filme girsek acaba? Bayağı güzel filmler var vizyonda değil mi? Evet, bazen vizyona bütün güzel filmler aynı anda giriyor. James Bond filmi var. Ama ben bu yeni James Bond'a pek ısınamadım. İngiliz'den çok Rus tipi var adamda. Değil mi? Başka? Eve Dönüş. İlginç bir dönem filmine benziyor. Bence de. Your file shows no clues. Oh, Robert. Bak ne diyeceğim. Ben vizyondaki filmler hakkında az çok bilgi sahibiyim. Bence Hokkabaz'a girelim, ne dersin? Olur, tabii. Niye olmasın? Demek bütün filmler hakkında bilgi sahibisin. Yani yanlış anlama, sinema dergileri okuyorum. Yoksa korsan falan aldığımı düşünmeni istemem. Her şeyin orijinalini severim. Evet, ben de öyle. Emeğe saygı duymak gerekir, değil mi? hadi o zaman bilet alalım. Tamam. Sermet Kaptan'dan bize hiç beklemediğimiz bir miras kaldı. O yüzden bu parayı onun istediği şekilde harcamalıyız. Bana oyuncak alacak mısınız? Alırız Nazlıcığım. Çünkü Sermet Kaptan bana gerçek zenginliğin sevgi olduğunu gösterdi. Buyurun küçük hanım. Başka bir şey ister misiniz? Çekilebilirsin. Ben de paranın bana kalan kısmını Sermet'e de yakışır bir şekilde harcayacağım. Bütün servetinizi kimsesiz çocuklar için harcadığınız doğru mu Leyla Hanım? 20 çocuğu evlatlık aldığınız ne zaman açıklayacaksınız? Yorum yok arkadaşlar. Bunlar her zenginin yapması gereken iyilikler. Lütfen bunları yazmayın. Ben yoksul çocuklara bir sürü hediye alırdım. Hadi kızlar, hadi biraz acele edin.
Çok duygusal bir filmdi değil mi? Hiç bu kadarını beklemiyordum. Bence hem duygusal hem de çok komik bir filmdi. Hele finali çok sürpriz oldu değil mi? Evet. Yani o kadar çok duygulandım ki bir ara gözyaşlarımı tutamadım. İtiraf etmek gerekirse ben de çok duygulandım. Bence aşkı kalbinde hisseden herkes aşkın dağlara taşlara değil de sevdiği insana söylemeli değil mi? Evet. Bence de. Abi, güzel ablama çiçek almak ister misin? Çiçekleri çok güzel. Ver bakalım. Al. Bu çiçeği sana verirken bir gerçeği de bilmeni istiyorum Selena. Öyle mi? Bilmem gereken gerçek ne? Ben seni ben sen ben Burak olan ben sen beni sen olan seni tamam orasını anladım sen beni ben seni... Abi be, az önce arkadaşımdan çiçek aldınız. Bir tane de benden alabilir misiniz? Alalım bakalım. Allah sağ ol, Allah sevdiğine bağışlasın. Çiçek bakımından kısmetlisin bugün. Teşekkür ederim. Evet, ne söylüyordun? Ne söylüyordum? Ben bu kadar önemsiz miydim? Aa, evet. Önemsiz olur mu? Aksine çok önemli. Tamam, o zaman dinliyorum. Ben seni... Ben seni seviyorum. Oh be. Demek beni seviyorsun. Evet. Seni seviyorum. Bunu uzun zamandır söylemek istiyordum ama bir türlü cesaret edip söyleyemedim. Nihayet söyleyebildim. Karıcığım. Bir şey mi dediniz Ekrem Bey? Aa, uzattın ama Aslı'cığım. Yani birdenbire öyle çekip gittin, neye gücendiğini bile bilmiyorum. Ayrıca asıl benim sana kızmam lazım. Bizim evliliğimiz öyle kolayca bitirilebilecek, her canı isteyenin çekip gittiği bir kurum değil, değil mi? Evet, öyleyse ben sana güzel bir masaj yapayım da aramızda geçen kötü şeyleri unutalım, hı? Olabilir. Bak zaten ne kadar romantik bir ortam hazırladım. En sevdiğim müziği de koydum. Birlikte ilk kez dans ettiğimiz müzik. Ha, yani her şey halloldu öyle mi? Evet. O zaman al şu yastığı da salona git Ekrem. Ama karıcığım. Bana karıcığım deme Ekrem. Ama Aslı'cığım. Bana Aslı da deme. Ben seninle konuşmuyorum bir kere. Ben Lamba ile konuşuyorum. Tamam anlaşıldı. Sen yumuşamayacaksın. Ama en azından burada yerde yatayım. Çünkü salonda çocuklar görürse rezil olurum. Yok canım, yemezler. Bu numarayı nişanlıyken yapmıştın. Hadi güle güle. Allah rahatlık versin. Asıl sana versin. Beni başka kadınlarla aldatıp rencide etmek ne demekmiş? Göstereceğim sana Ekrem. Thank you.
Evet. İyilikle kötülüğün yüzyıllar süren mücadelesinin sonuna geldik. Biraz sonra sonuçlar açıklanacak ve kesin olarak kazanan taraf belli olacak. Ve böylece mücadele sona erecek. Burada kazanan taraf bundan böyle tüm evrene hüküm sürecek. Ve bu sonsuza kadar değişmeyecek. Şimdi sonuçları alalım. Hades. Kazanan Hades. Kötülük kazan. Bu olamaz. Kötülük kazanmış olamaz. Hepsi rüyaymış. Ama bu rüya bir işaret. Hades'e karşı dikkatli olmalıyım. Her an tetikte olmalıyım. Bakteri neydi? Hemen bakıyorum. Toprakta, suda, canlılarda bulunan çürüme, mayalanma veya hastalıkları yol açan, bölünerek çoğalan tek hücreli canlı eşittir bakteri. Tamamdır. Hadi yazalım arkadaşlar. Uyumadınız mı hala çocuklar? Öğretmenim ödevimiz çoktu, yetiştiremedik. Birçoğunuz çocukluğunuzu ve ergenliğinizi bu yurtta geçirdiniz. Çoğunuzun oyuncakları bu ranzalar oldu. Her ranzanın altına, yanına güzel anılar kazdınız. Üzülerek söylemek zorundayım ki buradaki günlerimiz sona eriyor. Yurt binası satıldı. Ne? Bazılarınıza bölge yurtlarda kalacak yer temin ettik. Geri kalanlar kendilerine yer bulunana kadar başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar. Eminim siz şanssız doğanlar bunun da üstesinden geleceksiniz. Hadi Allah rahatlık versin. Güzel rüyalar gördüm ki. Ya ne gördün anlat bakalım Nazlı. Paralarımızda kocaman bir izme havuzu almıştık, sadece bize ait. Kızlar. Günaydın. Ne yapıyorsunuz bakayım? Yataklarımızı topluyorduk Aslı yenge. Aa, saçmalamayın çocuğum, ne yatak toplaması? Delirdiniz mi, çıldırdınız mı siz? O minicik narin ellerinizle bir şey olursa yengeniz çok üzülür. Hem müstesna ne güne duruyor canım, değil mi? O toplar bırakın. Ama Aslı yenge, siz daha önce demiştiniz ki yataklar her sabah toplanacak. Ay canım benim, o geçmişteki kötü günleri unutun gitsin. Ben her şeyi sildim. Siz de silin, unutun. Artık hep beraber yeni bir hayata başlıyoruz canlarım benim. Bundan sonra yapılacak olanlar şu. Yataklardan kalkılıyor, eller yüzler yıkanılıyor, sonra kahvaltıya geliniyor. Anlaşıldı mı? Emin misin Aslı yenge? Eminim tabii boncuğum, mavişim benim. Tabii ki eminim. Hadi bakalım kahvaltıya yürüyün. Yatağı boş ver canım, hadi. Hadi. Ay çok güzel oldu. Al bakalım Nazlıcığım, afiyet olsun. Aa, ay kusura bakma Nazlıcığım. Ah eşek kafa. Böyle tereyağı sürmüş ekmeği kuru kuru yedirecektim sana, görüyor musun? Azıcık reçel süreyim de. Hı, öyle ye.
İlgisinin gülü gülü. Al bakalım, afiyet olsun hadi. Teşekkür ederim Aslı yenge, ben ısrardım. Ay canım benim, fındık kurdum, afiyet olsun. Bana da yağlı ekmek hazırlamanı istiyorum Aslı. Kızım sen koskoca kızsın, kendin sürüver yağlı ekmeğini. Bak nefesimi tutarım, moralim bak. Ay istediğin kadar tut, istersen yemyeşil ol Kıvılcım. Ah, ay kurabiyeler, kurabiyeleri unuttuk. Müstesna kurabiyeler nerede? Ay yavrucaklarımın kahvaltıları bitti neredeyse, kurabiyeler hala yok. Nihayet. Kusura kalmayın Aslı Hanım, ancak pişti. Hadi kızlar sıcak sıcak yiyin, hadi canlarım. Kıvılcım sen de al, hiç çekinme. Evet Kıvılcım sen de alabilirsin. Ezikler bile bana acıyor, dayanamıyorum ya. Ay kızım izin verdiler, yeseydin işte. Ay, neyse hadi yiyin bakalım sıcak sıcak. Günaydın. Belim ne kadar tutulmuş, çok fena. Ne yapıyorsun bakayım sen? Aması. Aması maması yok. Utanmıyor musun canım küçücük çocukların kurabiyelerini yemeye? Kurabiye canavarı. Evet tabii. Başka kekleri rahat rahat yiyen adam kurabiyeleri de götürür. Hadi canım iyisiniz, afiyet olsun. Çayları nerede çocukların üstesinde? Şey burada. Göz taraması için ışığa yaklaşın. Tarama mı? O nereden çıktı ya? Ben gelirken taramıştım. Neyse. Göz taraması tanımsız. Kahretsin. Ben şimdi... Siz neden uyuyorsunuz? Bu şekilde nöbet mi tutulur? Nasıl iş bu? Bu beklediğimden de kolay oldu be. Bilgi Bankası'na hoş geldiniz. Tamam uzatma. Bana S harfi ile ilgili bilgileri gönderirim. Selena! Merhaba Hades! Ay, bu duman, bu efektler seni ne kadar güzelleştirmiş Selena! Kes Hades! Bu odaya girmek yasak, bilmiyor musun? Biliyorum. Benimki şey, genel kültür. Almanların Yahudi soykırımına sebep olan şeyi araştırıyordum. Hani genel kültür, aklımın bir köşesinde bulunsun. Ya! Hitler senin en yakın arkadaşın değil miydi Hades? Selena, ölümlüden dost, domuzdan post olmaz. Büyükleri sana öğretmediler mi bunu? Peki, bu S harfinde ne aradığını açıklayabilir misin? Sayın Kötülükler Prensi. S mi olmuş? Ben bilgisayara P dedim, bak o S'yi açmış. Hatta P harfinde şeyi arıyordum. Pışık! Evet, ben Pışık'ı arıyordum. Ütopya bulmacasına çıkmıştım. Yalancı! Teşekkür ederim Selena. Hoci! Vigionos, Bilgi Bankası'ndan sesler geliyor. İçeride birileri var galiba. Geliyor. Seninle sonra hesaplaşacağız. Görürsün Hades. Konuşma be! Bilgi Bankası'na hoş geldiniz. Burada kimse yok. Bir daha beni böyle manasız şeyler için rahatsız etmeyin. Hadi yerlerinize. Bilgi
herkesin. Hatta Aslı yengenin bile bize karşı tavırları değişti. Belki de iyi olmuştur. Yapmayın kızlar. Bize miras için iyi davranıyor. Ben yine de öyle düşünmek istemiyorum. Ne haber kızlar? Selam. Biz bir isteğiniz var mı diye soracaktık. Siz mi? Biz artık kıvılcımı dolaşmıyoruz. Sizin adınıza sevindik. Ve eğer isterseniz sizinle arkadaş olmak istiyoruz. Bizimle mi? Evet. Eğer iyi insanlar olursanız neden olmasın? Bizim sizinle bir alıp veremediğimiz yok ki. O zaman anlaştık. Sizin beziklerle ne işiniz var? Biz burada senden başka ezik göremiyoruz Kıvılcım. Vay, demek öyle oldu şimdi. Bakın size bir şans veriyorum dönekler. Eğer şimdi yanıma gelirseniz size kızmayacağım. Hala da umutlu zavallım. Artık yalnızsın Kıvılcım. Biz yeni arkadaşlarımızla çok mutluyuz. He, bu arada hep içimde kalmıştır. Ozan Selin'e senden daha çok yakışıyor. Evet. Siz kaybettiniz. Neyse, senin ezik arkadaşların yok mu? Git onlarla ip falan atmasana hadi. Zıpla. Ozan. Merhaba kızlar. Ne haber Selim? İyiyim Ozan, sen? Ben de iyiyim. Bu arada haberi aldım, senin adına çok sevindim. Sağ ol. Şöyle biraz yürüyelim mi? Olur. Ay bunlar ne kadar yakışıyorlar bana. Maşallah ya. Maşallah. Ha, bu arada senin bu Ertan var ya. O benim Ertan'ım değil. Henüz değil. Ne olmuş ona? Yani merakımdan değil de öylesine. Duymadın mı kızım? Ertan'ın kaldığı yurdu satıyorlarmış. Yazık çocuğa vallahi. Evsiz. Ay barksız. Demek yurt satılıyor. Üzülme abicim, bir tanesini buluruz. Evet müstesna. Kızların yataklarını ve eşyalarını bu odaya taşıyacağız. Ha, taşıyacağız derken tabii ki kendimi kastetmedim. Lafın gelişi öyle söyledim. İyi de Aslı Hanım, Kıvılcım Hanım'ın yatağı, eşyaları, oyuncakları hepsi birden buraya sığacak mı ki? Tabii ki sığmayacak müstesna. Bu oda ancak o 3 küçük yavrucağa yeter. Ay canlarım benim, canlarım. Artık Kıvılcım'ın yatağını ve eşyalarını da kızların eski odalarına tavan arasına taşıyıverirsin. He ya, aslında en başından buraya taşınacaklardı Aslı Hanım. Aklın yolu birdir. Yukarıki oda kızlar için küçüktü. Ay yeter kız. Bir de başıma dekoratör kesilme canım, işine bak. Emredersiniz Aslı Hanım. Kızlar yeni odalarını görünce hem çok sevinecekler hem de çok şaşıracaklar. Ay canlarım benim, canım yavrucaklarım. Çok büyük bir sürpriz olacak onlara. Kızlar okuldan dönmeden odaların değiş tokuş işini hallediver müstesna. Olur hanımefendi. Allah'ım sen gençlerime mukayyet ol. Kızlar okuldan gelene kadar iki oda nasıl yer değiştirir ki? Tepin dur bakalım şimdi iki oda arasında. Neyse, madem kızlar hak ettikleri odaya yerleşecekler, mısmıslanma müstesnacığım. İsmin ne dedi söyleyiverdim müstesna, müstesna. Of, dersini de çaldı, umarım geç kalmamışızdır. Yok yok, Burak Hoca daha gelmemiştir. Hem o bize kolay kolay kızmaz. Hadi. Çocuğum, dersleri çaldı mı? Evet. Ne? Evet. Evet dediniz, kaybettiniz. Hem burslu hem güçlü. Başla bakalım şimdi koridorları temizlemeye. Bugün okula müfettiş gelecek. Şimdi derhal gidiyorsun temizlik odasından malzemelerini alıyorsun. Ondan sonra da girip favorilerini alıyorsun. Hadi yürü. Eyvah, buraya bakıyor. Kesinlikle bütün okulu temizletecek bize. Aa şekerler. Gelin bakayım. Gelin Fitnat hocanıza. Özür dileriz, geç kaldık. Ne? Aa, bir daha duymayayım böyle şeyler güzeli. Bunlar gereksiz prosedürler öyle değil mi? Bu okul istediğiniz zaman gelir, istediğiniz zaman gidersiniz. Hem okulda dinlediği öğrenci nedir değil mi? Çok sağ olun, çok kibarsınız. Canım benim. Hem istediğiniz zaman gelip geç kağıdını kendiniz alabilirsiniz. Aramızda böyle şeylerin lafı mı olur? Bir daha duymayayım. Sağ olun. Canlarım benim. Ertan gel bakayım. Artık zengin olduğunuza göre okula bol bol bağış yaparsınız değil mi canlarım benim canım? Ertan? Ne bu favorilerin üzerinde? Ha? Ne bunlar? Ben sana derse zamanında gelecek. Ayakkabılar düzgün bağlanacak demedim mi? Ha? Ben
konuşma. Konuşma. Hem Bursa hem Güçlü. Yine temizlik değil mi? Niye hep ben ya? Niye hep sen olduğunu söyleyeyim çocuğum. Sen de ne zaman arkadaşların gibi okula bol bol para yağdırırsın, İşte o zaman istediğin gibi davranabilirsin. Hadi bakayım marş marş. Ertan. Ne istiyorsun benden? Yardım etmek istiyorum. Yardımına ihtiyacım yok. Sana değil zaten, temizliğe yardım edeceğim. İstemiyorum, git başımdan. Ama ben yardım etmek istiyorum. Ama ben yardım etmeni istemiyorum Leyla. Biz farklıyız, anlamıyorsun. Sen zenginsin artık. Hayır, farklı değiliz. Benim bildiğim farkların hiçbirisi aramızda yok. Ben sana söyleyeyim, aramızdaki fark bu. Üstümdeki elbiseleri kayıp dolabından aldım. Pantolonumun fermuarı bozuk, onun için tişörtümü dışarıda tutuyorum. Senin o cicili bicili hayatında yer yok bana. Bizim gibilerin ikinci bir şansı olmaz. Şimdi git sınıfına. Yurdun satıldığını duydum. Evet, umarım eğlenmişsindir. En olmadık yeri bulur, bakar oraya toz var mı yok mu diye. Bu müfettiş milleti sürekli hata arar Burak. Bey. Anlıyorum müdür hanım. Aman öğrencilerimizi tembihleyelim de müfettişe karşı bir hata falan yapmasınlar. Konuşurum müdür hanım. Konuşun konuşun. Vallahi nerede var manyak çatlak, onları bulup müfettiş yapıyorlar efendim. Doğrudur müdür hanım. Ay, hakkımızda olumsuz bir rapor hazırlamasına asla izin vermemeliyiz. Bu yüzden çok dikkatli davranmalıyız. Elimizden geldiğince dikkat ederiz efendim. Etmeliyiz de. Ay, acaba nasıl bir manyak gönderecekler bu sefer? Kesin iki tahtası falan eksiktir. Bıngıldağı mıngıldağı oynamış bir tane düşer benim başıma, şansa bak. Aa, müstesnacığım, şu perdeleri değiştirelim. Sonra şuraya büyük ekran bir televizyon yerleştirelim. Şu köşeye de Kıvılcım'ın bilgisayar oyunlarını koyarız. Ay yavrucaklar, oynasın canlarım benim. Anladın mı sen benim müstesna? Anladım hanımefendi. Anladım. Ne anladın? Anlat bakayım ne anladın? Perdeler değişecek. Büyük ekran TV alınacak. Kıvılcım Hanım'ın bilgisayar oyuncakları getirilecek. Günü gününe de çarşaflar değişecek. Ama tamam tamam, bilmiştik, taslama bana. Kıvılcım'ın şu çarşaflarını da değiştiriver bakayım. At gitsin, yenilerini ser buraya, tamam mı? Birazdan kontrole geleceğim, her şey hazır olsun. İyi ama ben tek başıma. Aslan Hanım, bari televizyonu. Sanki benim 8 tane golüm var. 8 tane kolu olan insan maaşı alıyorsun ama müstesna. Ay, Aslan Hanım, ben sizi duymadıydım. Niye? Niye anlamayı bıraktı? İşine bak. Daha çok işimiz var canım. Hadi çalış çalış. Sanki içinde mukayyet ol. Efendim hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Sizi okulumuzda görmek ne büyük bir mutluluk. Buyurun. Merhabalar. Açıkçası böyle sizin gibi güzel, alımlı, yaşını başını göstermeyen müfettiş bir hanımefendi beklemiyordum. Maşallah, 20'li kız gibisiniz. Ne kullanıyorsunuz? Bunları dinlemek yerine okulla ilgili anlatacaklarınızı dinlemeyi tercih ederim. Tabii tabii, ben onları da anlatacağım. ama önce bir çikolata buyurmaz mıydınız? Gerek yok. Hemen bir sınıfa girip dersi ve öğrencileri görmek istiyorum. Öyle mi? Anlıyorum efendim. Yalnız teftiş edeceğim sınıfı kendim seçeceğim. Tabii efendim, hay hay, siz nasıl isterseniz. İstediğiniz sınıftan başlayabiliriz. Bütün sınıflarımız aynı nasıl olsa. Yalnız hanımefendiciğim şunu söyleyeyim. Sınıflarımızdaki bütün camlar alüminyum doğrama olup sıralar birinci sınıf işçilikle yapılmıştır. Masif gürgen. Ucuz ağaç yok bizim okulumuzda. Buyurun isterseniz bir an evvel gezmeye başlayalım. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada. Nasır'dan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını, günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Orhan Veli garip akımının kurucularındandır. O yola kablo döşemek için kazılmış bir çukura düşerek başından yaralandı. 2 gün sonra bir arkadaşının evinde fenalaştı ve hayata gözlerini yumdu. Tıpkı
yarattığı garip akımıyla dalga geçenlere göz yumduğu gibi. Girin. Pardon Murat Bey, müsait misiniz? Anne! Ne oldu? Ay, sizi korkutmak istememiştim. Anne, burada ne işin var? Anne mi? Hanımefendi, anneniz mi? Saygılar. Unuttun galiba, ben müfettişim. Hem burada anne yok, müfettiş hanım var değil mi? Özür dilerim müfettiş hanım. Buyurun. Bundan sonrasını ben hallederim Müdür Hanım. Buyurun, şöyle oturun müfettiş hanım. Orhan Veli, garip akımının kurucularındandır. Efendim, kahveler de geldi. Buyurun. Sağ olun, teşekkürler Fitnat Hanım. Afiyet olsun, buyurun Murat Bey. Teşekkür ederim Fitnat Hanım. Keşke zahmet etmeseydiniz. Ben Behlül Efendi'ye söylerdim, o getirirdi. Rica ederim Murat Bey. Öyle şey olur mu? Biricik anneniz okulumuza gelmiş ve ben ona kendi ellerine bir Türk kahvesi yapamayacak mıyım? Daha neler çok ayıp. Eksik olmayın. Ama öyle değil mi hanımefendiciğim? Yoksa nerede kaldı benim hamaratlığım, iyi aile terbiyesi görmüşlüğüm, geçirmişliğim? Ellerinize sağlık Fitnat Hanım. Rica ederim, bana Fitnat deyin. Hatta Fitnat kızım da diyebilirsiniz. Artık nasıl rahat ederseniz. Ay bu arada içi kahvenizi ne olur soğutmayın. Gerçi soğusa ne olur. Ben bir tane daha yapıveririm elcağızımla. Değil mi? Yapayım mı bir tane daha? Yok yok, kâfi. Sağ olun. Afiyet olsun. Açıkçası müfettiş olduğum için gittiğim okullarda izzeti ikrama alışım. Ama şimdiye kadar hiçbir okulda okul müdürü bana kahve pişirmemişti. Ne demek hanımefendiciğim? Keşke önceden haber verseydiniz. Ben size sarma da sarardım. Sarma mı? Evet. Ha, ayıptır söylemesi. Biraz yemek konusunda maharetliyimdir de. Ev böreği baklava. Ya. Ya. Ama öyle değil mi Burak Bey? Yarın bir gün evlendiğimde de kocama iyi bakmak için hamarat olmam gerekmez mi sizce? Ya, tabii. Ama sizi gerçekten çok tebrik ederim hanımefendi. Ay bu hanımefendi de bir an böyle ağzıma bir yabancılaştı, bir mesafe oluştu değil mi aramızda? Size anneciğim diyebilir miyim? Anneciğim mi? Nasıl yani? Evet, sanırım biraz abarttım. Bana birden annemi hatırlattınız da öyle içimden geliverdi, ağzımdan çıktı. İnşallah dersizi gitmedi. Yok estağfurullah Fitnat Hanım. Ah, lütfen kızım diyeyim, Fitnat kızım. Peki kızım. Biliyor musunuz? Annem bana her zaman için bir öğretmenle evlen derdi. Ah canım, kaybedeli çok oldu mu? Anlamadım neyi? Annenizi kaybedeli çok oldu mu? Yok efendim, annem sapasağlam yaşıyor, sizden iyi olmasın. Ama annem bana mutlaka bir öğretmenle evlen derdi dediniz. Ha derdi, ama eskiden öyle derdi. Şimdi evlen de kimle evlenirsen evlen diyor. Ana yüreği işte. Kısmet tabii ki işte. Merhaba Burak. Selena. Aa, bu da nereden çıktı şimdi? Merhaba Fitnat Hanım. Merhaba merhaba da. Öğrencilerle ilgili bir şey söyleyecekseniz daha sonra gelin. Gördüğünüz gibi okulumuzda müfettiş var. Yok, öğrencilerle ilgili değil. Ben Burak Bey'le konuşmaya gelmiştim. Bir de pişkin, bir de pişkin. Selena, seni annemle tanıştırayım. Annem mi? Anne, bu Selena. Sana bahsetmiştim. Ne? Bahsetmiş miydin? Merhaba kızım, nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Burak senden çok bahsetti. Ya? Tabii iyi anlamda. Sağ olsun. Annem de teftişe gelmiş. Teftişe mi? Merak etme güzel kızım, seni teftişe değil, okulu teftişe geldim. Okulu değil mi? Evet. Ama bu teftiş çok iyi oldu Fitnat Hanım. Hem okulu hem de müstakbel gelinimi görmüş oldum. Ah canım, nasıl da utandı, çok tatlı değil mi? Çok tatlı çok. Şeker gibi eriyecek maşallah. Ben gideyim, okulda işlerim var. Gel kızım, otur şöyle, biraz kendinden bahset. Sonunda her şey yoluna girdi işte. Evet, ben bugünlerde çok mutluyum. Her şey yoluna girdi. Ben de öyle. Leyla'cığım, sen değişen hayatımıza alışamamış gibisin. Evet, alışamadım. Ne oldu? Neden mutsuzsun? Ertan'ın söylediklerini unuttunuz galiba. Çünkü onca çocuğun evsiz kalacak olmasını bu kadar kolay unutmamanız gerekirdi. Evet, doğru söylüyorsun da ne yapılabilir ki?
Bize bazı güçler verildi. Ama bunların hiçbirisi vicdan duygusundan daha büyük güçler değil. Eğer her insanın dünyaya getirilme amacı varsa ve bizimkisi de insanlara iyilik yapmaksa... Evet, yapalım hadi. Neden duruyoruz o zaman? Evet. Bence bize miras kalan evi yetimhaneye başlayabiliriz. Ne diyorsunuz? Evet, 13 çocuğu ortada bırakamayız değil mi? Evet, ayrıca artık insanlara iyilik yapmamız için daha fazla imkanımız var. O zaman evi çocuklara bırakıyor muyuz? Tabii ki. İkinizi de çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Canımlar. Ha canlarım, canlarım benim. Bir tanelerim okuldan mı gelmiş? Aa, ay ne yapıyorsunuz çocuklar? Bırakın şunları Allah aşkına. Aa, müstesna toplar. Siz okuldan geldiniz, yorgunsunuz. Şöyle rahat edin, bir tanelerim benim. Ay, bak ant verdim, hiçbir şeye dokunmayacaksınız, tamam mı? Bakın. Size kendi ellerimle kurabiye yaptırttırdım müstesnaya. Yanında da muzlu süt, nasıl? Sağ ol Aslı yenge. Teşekkürler. Ay ay ay, canım benim, canlarım benim, kuzularım. Sizler mutlu olun, iyi olun da ben başka hiçbir şey istemem. Ölümlü dünya işte. Bizler geldik, gidiyoruz gün yüzü görmeden. Kızlar, size çok güzel bir sürprizim var. Eziklerin eşyaları neden benim odamda Aslı? Kızların eşyaları senin odanda değil canım. Daha şimdi kendi gözlerimle gördüm. Aa, ama... Aa! Tabii canım, senin haberin yok da ondan. Ay, orada artık yengelerinin bir taneleri, kuzuları kalacaklar. Ya ben? O da sana büyük geliyordu zaten. Kızlar da tavan arasında sıkış tepiş yatıyorlardı. Ben de değiş tokuş yapıverdim. Ben nerede kalacağım Aslı? Sakın bana çatı katında kalacaksın canım. Kızlar, hadi çıkıp odanıza bakalım, ne dersiniz? Kızlar, buna inanamıyorum. Kurtuluyoruz çatı katından. Ay canlarım benim. Şimdi size hazırladığım odayı beğenmezseniz bizim odayı alabilirsiniz. Amcanız da zaten oturma odasında yatıyor. Söyleyin tamam mı? Hemen boşaltırım ben odayı. Ben çatı katında kalamam. Hadi canım, yeni odanıza bakalım. Hadi gel. Şunu da alalım. Aslı bak, tutacağım nefesimi bak. Geliyorum kızlar. Girin girin girin. Ta-da. İşte yeni odanız burası. Nasıl? Bizim eşyalar buraya gelmiş. Ay canlarım benim. Artık burası Kıvılcım'ın değil, sizin odanız. Sağ ol Aslı yenge de biz memnunduk odamızdan. Ben bu odayı daha çok beğendim. Canım benim. Baktım siz üçünüz tıkış tıkış o çatı katındaki odada kalırken Kıvılcım burada gep geniş odada yayılıyor. Bu işte bir hata var diye düşündüm. Bu hatayı da artık kendimce en güzel yoldan halletmeye çalıştım. Ama bitmedi daha odaya alacaklarım. Aa, televizyon bile var. Daha ne olsun Aslı yenge? Ay canım benim. Söyleyin bakalım, yorgun musunuz? Yok. Çok güzel. O zaman bir an önce hazırlanın da çıkalım. Nereye çıkalım? Alışverişe ki çıkalım. Hadi ben sizi bekliyorum aşağıda, hazırlanıp gelin. Amerikalı bugün...